meşeden verdik seni ah çiçek. Ağların harareti yok mu sende ah çiçek? Birden bire ağlarda tezeleştin ah çiçek. Ağlarda öyle bil ki ateştin ah çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçeğim, ömrüme bezey ah çiçeğim. Çiçek, çiçek, ah çiçeğim. Ömrüme bezey ah çiçeğim. Gördüm seni bugün başka bir çemende ah çiçek. Ağların herareti yok mu sende ah çiçek? Birden bire ağlarda tezeleştin ah çiçek. Ağlarda öyle bil ki ateştin ah çiçek. Çiçek, çiçek, ah çiçek. Ömrüme bezey çiçek, çiçek, ah çiçek. Ömrüme bezek, ah çiçek. Soyun, soyun, boylanırsan söylenir ki ah çiçek. Değilsen de mi sen ağlar için ah çiçek? Birdenbire ağlarda tezeleştin ah çiçek. Ağlarda öyle bil ki ateştin ah çiçek. Çiçek, çiçek, ah çiçeğim. Ömrüme bezey ah çiçeğim. Çiçek, çiçek, ah çiçeğim. Ömrüme bezey ah çiçeğim. Değerli yeni çağrıçılar, yanlışları değiştirmek istəyirsinizsə, top tüfəngə gerek yoxdur. Ən böyük silah ilimdir. Ən yaxşı metod isə təhsil. Çox şükür ki, insan öyrənən varlıqdır. Kəşfçi olub yolunuzu açmağın, vaqon olmamağın tək bir yolu var. Öyrənmək, inkişaf etmək, yol olmaq. Çünki həyat öyrənmə yolculuğudur. Sabit fikirli olmaq, həyata qarşı ediləcək ən böyük haqsızlıqdır. Önəmli olan fərq etdiklərini fərq etdirə bilməkdir. Çabasız, əməksiz keçən ömrün sıxıntısına nəsə mərhəm ola bilməz. Çalışmaq, öyrənmək üçün dizayn edilmiş bir orqanizm olduğunu unudanları depresiyon qucaqlayır. Öyrənmək, anlamaq, anlamlanmaq, yəni mənalandırmaq üçün buradayıq. Bugünkü qonağımız tanınmış psixoloq, yazıcı, Türkiyə və İtaliyada bestseller müəllifi Azra Kohenberə deyil. Azra hanım, hoş gəldiniz. Davətinizi qəbul etdiyiniz üçün sizə çox təşəkkür ediyoruz. Sizinlə bir arada olmaq çox böyük bir zevk və böyük şərəf və sorumluluq aynı zamanda. Sizin səsiniz kapalı, özür dilərim. Pardon, çok özür dilerim. Bu sistem benim için çok yabancı. Şimdi yeni keşfediyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Onur duydum. Gerçekten bütün bu yazma yolculuğumun sonunda sizinle tanışmak, sizin gibi böyle aklıyla kalbini birleştirmek için çabalayan insanlarla karşı karşıya gelmek benim için çok kıymetli. O yüzden çok çok sağ olasınız.
Çok teşekkür ediyoruz. Ve yeri gelmişken bizi şu anda Azerbaycan Eğitim Bakanlığı'nın Facebook sayfasında ve aynı zamanda Azra Hanım'ın YouTube sayfasında izliyorlar. Ve biz tüm izleyenlerimizi büyük eğitim sevgisiyle selamlıyoruz. Azra Hanım, sizin eğitim topraktan başlar düşüncenizden ilhamlanarak arkamdaki görsellerin çiçeklerden oluşmasını istedik. Ve küçük bir bilgi vereyim, çiçeklerden oluşan sonsuzluk aslında devamlı öğrenmeye işaret ediyor hem de. Bu eğitimin amacıyla da örtüşüyor düşünüyoruz ki. Çünkü eğitimin amacı da insanın arzularını çiçeklendirmektir. Azra Hanım, değerli kadınlar, bu çiçekler sizin içindir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Ve biz şehit annelerimizin de ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Zaten çiçeğin ne olduğunu, hani çiçek sadece doğada güzelliğiyle ünlü olan bir organizma değil. Çiçek yaşamın en birinci temsilcisi. Çünkü aynı zamanda meyve demek. Aynı zamanda doğadaki döngünün tamamlanabilmesi için ona bağlı olarak yaşayan arıların, diğer işte küçük hayat işçilerinin var olabilmesi için de çiçeğin anlamı çok büyük. Ama tabii çiçek yerinde güzel. O yüzden koparmak yerine hani evinizde saksılarla ya da bahçenizde büyütürsek çok çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun Azra Hanım. Azra Hanım, izninizle sorulara geçmek isteriz. Buyurun. Ve ilk kitabınız Fi'yi kendi potansiyelini keşfetme cesareti gösteren kişilere çatlama cesareti gösterebilmiş tohumlara adanmışsınız. Peki fark yaratabilme çabası ile kendini çiftçi olarak nitelendiren, ismi bereket, bolluk ve mutluluk anlamını taşıyan biri olarak siz ne zaman ve nasıl potansiyelinizi keşfetme cesaretini gösterdiniz? Hala potansiyelimi keşfettiğimi ve potansiyelimi hayata geçirdiğimi düşünmüyorum. Çünkü bu ömür, hatta belki de ömürler sürebilen bir şey. O yüzden bunun sıkıntısına, bunun depresyonuna girmemek lazım. Ama bunun çabasına girmek lazım. Yani eğer siz hayatta gerçekten çok ekonomik zorluklar çeken bir ailede ve savaş coğrafyasında doğduysanız, potansiyelinizi keşfetmek ve potansiyelinizi gerçekleştirmek, işte iyi bir dengeli bir ailede doğmuş ve dengeli bir ülkede yaşayan bir insandan daha zor gelecek gibi geliyor olabilir, ama bu doğru değil bu arada. Bu asla doğru değil. Çünkü bazen zorluklar insana hediyedir, fırsattırlar. O yüzden doğduğunuz coğrafya ya da doğduğunuz aile size uygun değilse ve siz bu uygunsuzluğu birinci kaynaktan yaşıyorsanız, bir kere farkındalık geliştiriyorsunuz demektir. Ama burada strateji de geliştirmeniz lazım. Sadece fark etmek değil, fark etmenin üstüne bir de strateji geliştirerek hayatınızı kendi kontrolünüze almaya karar veriyor olmanız lazım. Bu karar verme aşaması en zor aşama. Bu kararı verdikten sonra yola çıkma aşaması kararı vermekten daha kolay. Çünkü kararı verilmiş bir yol, inanın çok çok daha akıcı bir şekilde işleyecektir. Ama siz kendi hayatınızın merkezine kendinizi koymanız gerektiğini ve etrafınızda var olan her şeyin size bir şey öğretmek için, bir şey anlatmak için var olduğunu kabul etmeden bu yola çıkamazsınız. Çünkü o zaman ne olacak? Yola çıktığınızda evet ben kendimi gerçekleştirmeye çıkıyorum, kendimi gerçekleştireceğim diye yola çıktığınızı zannettiğinizde etrafınızda yaşadığınız krizleri ciddiye almaz ve o krizlerdeki öğretileri görmeye odaklanmazsanız bir kere hayatın sizinle konuşmasını duymuyorsunuz demektir. O yüzden ben kendime dönersem ben dengeli bir hayat kurdum kendi ailemde, kendi işte dünyamda ve bunun içinde doğal olarak hayatın bana konuştuğu her şeyi ciddiye aldım. Bana gönderdiği ve işte beni incitmek isteyen insanların bana ne anlatmaya geldiğini dinlemeye başladım. Yani etrafımda düşmanlar değil, etrafımda bilgi taşıyıcıları olarak görüyorum bu insanları. Herkes size bir bilgi getiriyor. O bilgiyi eğer siz kolayından almıyorsanız hayat size o bilgiyle dövmek zorunda kalıyor. Düşmanlar edinmek zorunda kalıyorsunuz. Ve o düşmanların sonunda öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Öğrendiğiniz şeyi analiz etmek istemiyorsanız hayata küsebilirsiniz. Yani tam tersine gidebilirsiniz. O yüzden de benim birinci koşulum şu hayatta. Hayatta ne yaşarsanız yaşayın. Bilin ki hayat sizi seviyor. Yani bilin ki hayat gerçekten size bir şey öğretmek için
size yaşattığı şeyi yaşatıyor ve bu anlamda da etrafınızdaki olayları, kişileri, konuları suçlamak yerine gerçekten de hayata teslim olun. Bakın burada direkt İslam'a da bağlayabiliriz. İslamiyet ne demek? Kelime anlamı teslimiyet demek baktığınızda. İslamiyet kelime olarak teslimiyettir. Şimdi teslimiyete geldiğinizde hiç hayatınızda pronoya diye bir kelime duydunuz mu? Pronoya. Hayır, duymadım. Peki paranoya diye bir kelime duydunuz mu? Paranoya. Paranoyak. Belki öz Türkçe'de farklı bir kelime kullanıyor olabilirsiniz. Hani paranoyak insanlar vardır değil mi? Etraflarındaki her şeyin ve herkesin kendilerine zarar vereceğini düşünerek yaşarlar. Ve bu paranoya bir süre sonra o kişinin savaş moduna geçmesine ve etrafındaki her şeyle savaşmasına yol açar. Pronoya, paranoya kelimesinin tam zıttıdır. P-R-O-N-O-Y-A diye yazılıyor. Lütfen bunu araştırın bu kelimeyi. Fakat bu kelimeyi eğer Latince kaynaklardan araştırmazsanız farklı farklı anlamlara gelebilirsiniz. Latince'deki karşılığını söylemek istiyorum ben size. Evet, lütfen. Etrafındaki dünyanın olgular ve konular ne olursa olsun kendi olduğu varlığın daha iyi bir versiyonda var olması için çeşitli deneyimlerle donatıldığına ve bu deneyimler sonucunda aslında sana hizmet ettiğine inanmaya pronoya deniyor. Yani aslında kötü şeyler de senin varlığına hizmet ediyor, iyi şeyler de senin varlığına hizmet ediyor. Yani etrafında kavga ettiğin insanlar da sana hizmet için senin hayatına sokulmuş durumda. Senin canını yakan, sana saldıran, seni inciten insanlar da sana hizmet etmek için senin hayatına sokulmuş durumda. Büyük resimde bütünlüğe baktığında bütünlükteki iyi niyeti görebilmeye pronoya diyoruz biz. Pronoya seviyesine gelebilmek çok önemli hayatta ve çok zor. Zorluklarını ben kabul ediyorum. Yani bir insanın pronoyak olması paranoyak olmasından çok çok daha zor. Ama pronoya'ya geçtiğiniz andan itibaren hayatın bütün krizleri sizin yanınızda bir rüzgar gibi size hizmet ediyor. Sizi varmak istediğiniz noktaya götüren bir rüzgara dönüşüyor. O yüzden de kendini gerçekleştirme yolculuğunda birinci koşul, merakını ehlileştirmenin yanında birinci koşul gerçekten de pronoyak olmak, paranoyak değil. Yani hayatın size öğretilerini getirecek şekilde senaryolar dizayn ettiğini kabul etmeniz lazım ve nefretle dolmak yerine evet bu anda bu yaşadığım krizde hayat bana ne öğretmeye çalışıyor ya odaklandığınız andan itibaren iyi niyetli bir şekilde o zaman zaten kendinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ben kendimi etrafımdaki yani birçok insandan daha hızlı yol alabildiğimi görüyorum. Benim de derslerim var. Derslerimi daha kolaylıklarla analiz edebildiğimi görüyorum. Bunun pronoya ile bağlantılı olduğunu görüyorum. O yüzden lütfen pronoyak olun, paranoyak değil. Azra Hanım, pronoyak söz konusu olmuşken siz şöyle güzel bir notunuz var. Diyorsunuz ki her insan bir şeyi geri kalan herkesten daha iyi yapmak için dizayn edilmişti. Peki nasıl bulalım herkesten daha iyi yaptığımız bir konuyu? Ne önerirsiniz bize? Şimdi bir kere hayatınızda merakınızı ehlileştirmeden işte bu da en önemli konu. Yani merak nedir? Sizi çevrenizdeki dünyada deneyimlere girmeye zorlayan içgüdüdür merak. Değil mi? Merak ettiğiniz için bir kitabı okursunuz, bir filmi izlersiniz. Bir kitap okumak bir deneyimdir. Bir film izlemek başka bir deneyimdir. Merak ettiğiniz için bir insana yaklaşır ve onunla sohbet edersiniz. Bir insanla sohbet etmek bir deneyimdir. Merak ettiğiniz için ilişkilere girersiniz. Merak ettiğiniz için aşık olursunuz. Merakınız belirli bir seviyenin ötesine geçtiğinde aşık olursunuz. O insana obsesyon geliştirirsiniz. Aşk obsesyonu diyorum ben buna ve o obsesyon sizi ilişkiye götürür. Ve ilişkinin içinde eğer bu karşı taraf da size obsesyon geliştiriyorsa işte karşılıklı bir merakla, karşılıklı bir ilgiyle birbirinizi keşfetmeye başlarsınız. Şimdi o yüzden de burada şu çok önemli, merakını sana hizmet etmeyen, senin için hiçbir anlamı olmayan, saçma sapan şeylerden toplamadan merak bir sürü gibidir. Bir tane tek bir şey değildir merak. Merak küçük ilgi odaklarından oluşan bir ordu gibidir. Eğer sen merakını
hep örnek veriyorum bunu, aklıma başka bir şey gelmiyor. İşte Kim Kardashian'ın hayatına odaklarsan eğer, saçma sapan Kim Kardashian'la ilgili bir sürü bilgin olur ama bu bilginin sana hiçbir katkısı olmaz. İşte etrafında sosyal medyada gördüğün ve sana hiçbir katkısı olmayan saçma sapan insanların hayatına salarsan merak ordularını, o zaman bütün merak ordun orada kaybolur ve sen sana getirdiği hiçbir şey olmadan merakını harcamış olursun. O yüzden merakını harcamamayı, merakını sana hizmet edecek konuları seçmekle ilgili disipline etmeyi öğrenmek zorundasın. Niye ben merakı ordulara benzetiyorum? İlgi ordularına, küçük küçük birimlerden oluşan bir sürü ilgi ordularına. Çünkü disiplin lazım. Nasıl orduda bir disiplin lazımsa senin merakın için de bir disiplin lazım. Disiplinsiz merak insanı hayatındaki en tehlikeli ve tamamen self-destruction dediğimiz, yani kendini imha dediğimiz yerlere, deneyimlere götürür. Disipline edinmiş bir meraksa kendini gerçekleştirme dediğimiz, kişinin kendini gerçekleştireceği, kendini en başta keşfedip sonra da keşfettiği, kendiyle ilgili topladığı verilerden var edeceği bir yolculuğa götürür. O yüzden de evet, kendimizi gerçekleştirebilmemiz için merakımızı ehlileştirmemiz lazım. Merakımızı ehlileştirebilmek için merakımızı bize katkısı olmayacak her şeyden uzak tutmamız lazım. Çünkü bunlar sizin keşif ordularınız. Neyi keşfettiğiniz sizin gelecekte olacağınız kişiyi etkileyecek. Keşfedeceğiniz şeyleri seçin. Yani internette işte ödev yapmak için bilgi toplarken, sağ köşede saçma sapan haberler varken, varsa eğer, ve o haberlere siz tıklıyorsanız ve bir anda kendinizi işte dünyanın en şişman adamının kapıya, işte evden çıkamadığını ya da kapıya nasıl sıkıştığını okurken buluyorsanız yanlış yerdesiniz demektir. Sizin doğru, kendinizi doğru yere götürmek için en sorumlu kişi sizsiniz. Başkasının sorumluluğu değil bu. Sizin sorumluluğunuz. Evet. Çok teşekkürler Azra Hanım. Yani bizim merakımızın zehre değil, yani ilaç gibi olması için bizim disipline ihtiyacımız var. Kesinlikle zihinsel disipline ihtiyacınız var. Bir şey gördüğünüzde ilginizi çekiyorsa eğer, bu ilgimi çeken şey hayatımda bana kullanabileceğim, katkısı olabilecek bir veri verecek mi sorgulayın. Cevap hayırsa başınızı çevirin. Cevap evetse takip edin. Yani oradaki yolculuğun içine girebilirsiniz. Ama eğer size hiçbir şekilde katkısı olmayan bir yolculuğa sizi götürecekse kesinlikle uzak durmalısınız. Çünkü zamanınız kısıtlı. Bu gezegene geldiniz. Bu gezegende kendinizi gerçekleştirme testindesiniz. Kısıtlı bir zamanınız var. Bu kısıtlı zamanınızı saçma sapan, size hiçbir katkısı olmayacak şeylerde harcamak istemezsiniz. Yoksa 50'li yaşlarınıza geldiğinizde işte bir bakmışsınız 20 tane iş yapmışsınız, 20 tane iş tutmamış, en sonunda parasızlıktan yoga öğretmeni olmuşsunuz. İşte böyle kiranızı zor ödüyorsunuz. Pardon, sesim yankılandığı için bir an şey oldum. Etrafınızdaki insanlardan aslında maddi beklentilere girmek zorunda kalmışsınız. Berbat bir hayatınız var. Demek ki bir şeyleri yanlış yapmışsınız. Ama bu da kayıp değil. Burada bir durup tekrardan merakınızı ehlileştirip kendinize disiplinli bir şekilde kendinize gerçek olmalısınız. Yani eğer siz ya evet ben Kim Kardashian'dan da hani böyle taklit ederek konuşacağım. Çünkü yerleşmesini istiyorum bu duygunun. Ya evet ben Kim Kardashian'ın hayatından da bir sürü şey öğreneceğim falan diyorsanız, kendinizi böyle kandırıyorsanız zaten kendini kandıran bir insan kendini gerçekleştiremez. Birinci kural, koşullar ne olursa olsun kendine dürüst olmaktır. Ve etrafınızdakilere dürüst olmaktır. Ama kendine dürüst olmayan bir insan zaten etrafındakilere dürüst olamaz. Azra Hanım, siz Fi kitabındaki kahramanınızın dilinden de bununla ilgili çok güzel bir çağrı, etkileyici bir çağrı iletiyorsunuz ki potansiyelimiz merakımızdan doğuyor ve biz merak ettiğimiz şeylere dönüşüyoruz. Neyi niye merak ettiğimizin kimliğimizi oluşturduğunu aynı zamanda belirtiyorsunuz. Ve böyle bir çağrınız da var ki meraklarını yaşamın gündelik ihtiyaçlarından arındırmayı başarabilenler başarmış olacaktır. Peki merakı yaşamın gündelik ihtiyaçlarından arındırmak için başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Eğer illa bir teknik geliştirmek gerekirse, şimdi ben insanların zihinlerine
kendi zihnimde geliştirdiğim yol haritalarını koymak, yerleştirmek istemiyorum. Çünkü normalde bu verimli bir yöntem değil. Neden verimli bir yöntem değil? Çünkü herkes kendi yol haritasını geliştirmeli. Sizin evet. yol haritanız sizin hayat koşullarınıza, sizin yaşadığınız travmalara, yaşadığınız deneyimlere göre kendi dizayn etmeniz gereken, kendi sorumluluğunuzda bir dizayn olmak zorunda. Şimdi ama ben eğer illa buradan bir kestirme, bir şeyler, hani bir ipucu kendi deneyimlerimden edindiğim bir şey vermem gerekirse şunu vermek zorundayım. Bakın benim FiCP üçlemesinde, yani Fi serisinde anlattığım iki tane, adına Tibet hikayesi dediğim ama hikayeleri tamamen birebir kendim özgün olarak yazdığım iki tane hikaye var. Bir tanesi kitabın başında. Kitabı ben Tibet hikayesiyle başlatırım. İşte ilk Fi'ye girdiğinizde bir Tibet hikayesi okursunuz. İlk işte Can Manay'ın kendi şoförüyle yaptığı konuşmada bir Tibet hikayesi vardır. Bir de kitap biterken Pi'de, yani FiCP'den sonra Pi'ye geldiğinizde Pi'nin sonunda bir Tibet hikayesi de vardır. Bir Tibet hikayesi adını verdiğim hikayeyle girerim ve yine başka bir hikayeyle çıkarım. O iki hikayeyi okuyun, o iki hikaye üzerine etrafınızdaki insanlarla sohbet ettiğinizde kendi yol haritanızı dizayn etmekle ilgili, yani kitabın içindeki hikayeler bunlar, dizayn etmekle ilgili çok ciddi ipuçları vereceğini düşünüyorum bu iki hikayenin. Çünkü bir tanesinde aslında işte kötü tanrı ile iyi tanrının arasındaki sohbetten potansiyeli işleriz. İlk giriş hikayesidir o. Evet. Çıkış hikayesinde de hayatınız sonlandığında işte cennet ve cehennem arasındaki Arafat'a gittiğinizde orada bir ayna vardır. O aynayla ilgili bir hikaye anlatırım. O iki hikayeye odaklanmanızı tavsiye ederim. Birinci tavsiyem bu olur. Çünkü orada ben aslında kişilerin kendi hayatlarında kullanabilecekleri ve kendi hayatlarında gerçekten herkes için çalışacak çok önemli duygular ve ipuçları koyduğuma inanıyorum. Umarım işinize yarar. Birçok insanın işine yaradığı için kitaplar bu kadar okundu. Bu birincisi, bu hikayeleri okuyup bu hikayeleri güvendiğiniz, zihnine güvendiğiniz insanlarla üzerinde felsefi anlamda tartışacağınız şekilde tartışmanızı tavsiye ederim size. Çünkü inanılmaz ipuçları çıkacak kendi hayatınızla ilgili. İkinci tavsiyem ise şu, hayatınızda etrafınızda tuttuğunuz, sıklıkla sohbet ettiğiniz, en çok görüştüğünüz insanları seçin. Hayatınızda en çok görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasına dönüşürsünüz demiş Jim Rohn. Şimdi ben bu kelimeyi, bu cümleyi çok seviyorum çünkü çok gerçek bir cümle bu. Diyelim ki etrafınızda sizin işte zihninizi canlandıracak zekada insanlar yok ama bugün illa interaktif bir ilişki içerisinde olmak zorunda değilsiniz. Bilgi her anlamda ulaşılabilir eğer merakınızı ehlileştiriyorsanız. Merakınızı ehlileştiriyorsanız zaten doğru bilgileri izleyeceğiniz, doğru YouTube kanallarına gireceğiniz, doğru işte adreslerde, sosyal medyada doğru bilgiyi size ulaştıracak kişiler ve işte kurumlarla haşır neşir olacağınız imkanlarımız var. En çok izlediğiniz, en çok muhatap olduğunuz diziler, filmler, belgeseller, bunlar da o hayatınızdaki size en yakın olan 5 kişinin içinde yer alır. Bunları seçin. Zamanınızı diğer insanların saçma sapan dedikodularla, saçma sapan işte size hiçbir katkısı olmayacak ve bir sene sonra, iki sene sonra sizi bugünkü olduğunuz halden daha da aşağıya çekecek saçma sapan sohbetlerin içine girmeyin. Bu ikincisi olurdu, yani etrafınızdaki zamanınızı harcayacağınız 5 kişiyi seçmeniz olurdu. Çünkü bunu seçtiğiniz andan itibaren zaten zenginleşeceksiniz. Zihin zenginliği maddi zenginlik de getirir. Yani eğer sizin zihniniz zengin ise siz maddi olarak da ekonomik olarak da iyi koşullarda yaşayabileceğiniz bir hayat dizayn edersiniz zaten. O yüzden önce zihin zenginliğini hedefleyin. Zihin zenginliğiniz varsa zaten hayatta başarılı olursunuz. Ve Azra Hanım, merak söz konusu olmuşken can yetiştirmeyi öğrenmenin en güzel hobi olduğuna inanıyorsunuz. Ve evet. toprak iletişimin önemine vurgu yaparak eğitimin toprakta başladığını belirtiyorsunuz. Neden evet. eğitim toprakta başlar? Toprakla ilişki kurmak neden bu kadar önemlidir? Şimdi şöyle, bir kere bir organizmanın, akıllı bir organizmanın, neden sonuç ilişkisi kurabilecek zekada bir organizmanın tükettiği şeyleri yetiştiremiyor olması bir tuzaktır. Bir insan tükettiği,
besinini aldığı şeyleri yetiştirmeyi öğrendiğinde toprağın bilgisiyle tanışır. Bakın, toprağın bilgisiyle tanışmaktan kastım şu, şimdi bir örnek vereceğim. Bu örneğin size işleyeceğini düşünüyorum. Şimdi biz mesela elma, değil mi? Elma yiyoruz. Elmanın ne olduğunu biliyor musunuz? Elma aslında hani elma ağacının ürettiği bir meyve, değil mi? Elma ağacının çiçekten ürettiği, işte meyveye dönüştürdüğü, işte bir meyve olarak bakıyoruz. Ama elma dediğiniz şey aslında hidrojenle oksijenin bitki tarafından kombine edilmesinden oluşan bir mass, yani bir kütle baktığında. Ve bitkinin ne olduğunu anladığında, yani bitki dediğin, küçümsediğin, ağaç dediğin, küçümsediğin şeyin ne olduğunu anladığında aslında toprağın ve dünyanın ne kadar zeki olduğunu anlayacaksın. Çünkü neden? Nedir bitki? Bitki bu gezegendeki en gelişmiş organizmadır. Neden en gelişmiş organizmadır? Seni beslediği için değil. Çünkü bütün bitkiler ve ağaçların ortak bir özelliği vardır. Benim YouTube'da bununla ilgili, dünyanın zekasıyla ilgili ve bitkilerin ve işte ağaçların, yani fotosentez yapabilen organizmaların niye en gelişmiş organizma olduğu ile ilgili çektiğim kısa bilgilerden oluşan bir video var. Onu izlerseniz daha detaylı anlatacağım ama şu an burada bu zamanı almak istemiyorum. Çok kısaca şöyle anlatayım. Sizin, yani senin, benim, başkasının, hiç kimsenin yapamadığı bir şey yapar fotosentez yapabilen bitkiler ve planktonlar. Şunu yaparlar: havada asılı kalan karbon monoksiti oksijen ve hidrojenle birleştirerek maddeyi oluştururlar. Maddeyi var ederler. Yani havadaki birkaç tane gazı birleştirerek maddeyi var edebilen bir organizmayı düşünebilir misiniz? Yani yoktan değil, evet, gazları birleştirerek, ama gazları birleştirerek madde var edebilmek çok büyük bir potansiyel ve çok büyük bir kapasitedir. Yani biz kolumuzun, boyumuzun uzaması, uzuvlarımızın gelişmesi, organlarımızın gelişebilmesi için bebeklikten itibaren başka organizmaları yiyip o organizmalardaki enerjiyi vücudumuzda, o organizmanın etini, işte o organizmanın kütlesini sindirerek kendimiz büyürüz, organlarımızı besleriz, değil mi? Başka bir organizmadan enerji çalmak zorundayız. Ama bitkiler ve fotosentez yapan geri kalan bütün organizmalar, çünkü bazı bakteriler de var suyun içinde yaşayıp fotosentez yapabilen, o yüzden sadece bitkiler demek istemiyorum. Bütün bu organizmalar, ağaçlar, başka bir organizmanın enerjisini çalarak gelişmezler. Havada asılı olan karbondioksiti işte aynı zamanda hidrojenle ve oksijenle kombine ederek yeni bir kitle oluştururlar. Yaprak oluştururlar, dal oluştururlar. O daldan işte çiçek oluştururlar, çiçekten meyve oluştururlar. Değil mi? Bizi besleyecek, bütün dünyayı besleyecek ham maddeyi oluştururlar. Bakın, bunu böyle anlamadığınız zaman dünyanın zekasını ve toprağın zekasını anlayamazsınız. Biz çok ilkel kalıyoruz toprağın zekasının yanında. Yani yoktan madde, gazı maddeye dönüştürebilecek olan bir canlının ne olduğunu anlamak zorundasınız öncelikle. Yani bitki deyip geçmeyin. Orada bakın, bugün NASA uzay üssü projelerinde çalışıyor çok yoğun bir şekilde. Ve bu projelerde çalışırken uzayda makine dizayn etmek istiyorlar. İşte oksijen, işte bugünkü atmosferde sadece oksijen yok. Oksijen çok yanıcı bir madde. Bir sürü, işte azot dahil olmak üzere bir sürü küçük elementin gaz formundaki hallerinden oluşan bir havamız var bugün bizim, evet, nefes aldığımız hava. Şimdi bunu oluşturmak istiyorlar. Uzayda bunu nasıl yaparız diyorlar. Ve işte 30 senelik bir çalışma yapıyorlar. 30 senelik çalışmanın sonunda ulaşabildikleri tek şey ne biliyor musunuz? Makine olarak. Ağaç. Yani zaten ağaç dediğiniz şey zaten o makine ve bizden çok, evet, daha yüce bir zihin tarafından zaten var edilmiş. Yani ağaç dediğin şey bir makine, bitki dediğin şey bir makine. Senin bu gezegendeki sadece atmosferini oluşturan bir makine değil, atmosferin bir kısmını oluşturuyor. Planktonlar, diğer fotosentez yapan diğer canlılar atmosferin geri kalanını oluşturuyor. O yüzden sen fotosentez yapan bir canlı gördüğün zaman hürmet etmelisin. Yani çünkü senden daha gelişkin. Sen gelişebilmek için, hayatta kalabilmek için, büyüyebilmek için başka canlıların, elma, armut, meyve, işte et, diğer canlıları yakalayıp öldürüp enerjisini çalmak zorundasın. Ama fotosentez yapan hiçbir canlı hiçbir canlının enerjisini çalmıyor.
onları doğuruyor. Yani o havadaki gazları birleştirerek maddeye dönüştürüyor. O yüzden toprağın bilgisi, bakın bu bilgi bile ne kadar yoğun bir bilgi. Evet. Toprakta bir şey yetiştirmeye kalktığın zaman öğreneceğiniz şeylere inanamazsınız. Bir kere varoluşun kapıları size açılacak. Ama bunu çiftçi boyutunda yaparsanız eğer, yani başkasını beslemek için yetiştiriyor olursanız, bakın bugün en çok kendini öldüren insanlar çiftçiler ve balıkçılar. Yani bu istatistik, işte girin araştırmanızı yapın, bu istatistiği göreceksiniz. Şimdi niçin? Çünkü topraktan bütün bir nüfusu, kendi ailenin dışında bir nüfusu beslemek için bir şey yetiştirmek çok büyük bir stres. En ufak bir fırtınada, en ufak bir şeyde ilk darbe alan sensin. Ama sen kendini beslemek için, çünkü aslında kitleleri insanlar beslememeli. Birkaç kişi kitleleri beslememeli, yani çiftçiler beslememeli. Herkes kendini besleyecek şekilde bir uygarlık kurulmalı. Şimdi, Azra, buyurun. Evet. Özür dilerim. Buyurun, buyurun. Bu benim çok şey konum. İstediğiniz bir şey varsa buyurun. Şöyle, yani o yüzden de şuraya bağlayacaktım. Yani. Bireysel olarak topraktan kendini besleyeceğin bitkiyi yetiştirmeden dünya ile tanışamazsın. Tanıştığını zannedersin. İnsan organizmasının kurduğu, kanser gibi hareket eden, kanserli bir hücre gibi hareket eden bu uygarlığın içinde kalırsın. Sen gerçekten yaşamla tanışmak istiyorsan toprakla topraktan, yani toprakla oynamayı öğrenmelisin. Bu topraktaki bilgi çok büyük bir bilgi. Harika, çok çok teşekkür ediyoruz. Azra Hanım, eğitim dünyası hep öğrenenleri notlandırıyor. Peki siz eğitim sistemine not verirseniz notunuz kaç olurdu? Sizce şu anki eğitim sistemi yaşamın hakkını veren kişileri yetiştirmekte ne kadar becerikli ve bu konuda sorumluluk becerisini nasıl yükseltebiliriz? Ben eğer uzaylı olsaydım, uzaylı olarak zaten Eden'de bunu anlatıyorum. FTP serisinden sonra yazdığım kitap Eden. Eden'de çok, işte Eden'de ne oluyor? Eden gezegeninden dünyaya gelen iki kişinin gözünden dünyayı anlatıyorum. Vereceğim not eksi bir not olurdu. Yani artıya çıkamazdık. Çünkü potansiyeli öldürmek ve potansiyeli bastırıp yok edip modern dünyaya işçi adını verdiğimiz ama aslında modern dünyanın kölesi olarak dizayn edilmiş olan varlıkları yetiştirmek için dizayn edilmiş bir eğitim sistemimiz var. Dünyadaki en eski şey, insan uygarlığının, insan uygarlığında var olan en eski ve kendini yenilemeyen en eski şey bugün eğitim. İnsan ilk tekerleği buldu değil mi? İlk bulunan tekerlekle bugünkü arabalarınızda kullandığınız tekerlek arasında uçurumlar var. Evet. Bugünkü tekerlek patladığı zaman, siz yolda işte 200 kilometre hızla giderken tekerleğiniz patladığı zaman 60 dakika araba kullanabiliyorsunuz. O tekerlek patlıyor ama 60 dakikada sönüp yok olmuyor. 60 dakika size izin veriyor. 80 kilometre hızın yukarısına çıkmadan siz 60 dakika bir yere gidebiliyorsunuz. Bakın tekerleğin geldiği noktaya bakın. Bugün var edilen eğitim sistemi, dizayn edilen eğitim sistemi, dizayn edildiği şekilde, yani ilk bu eğitim sistemi, işte bu buharlı makinelerin bulmasıyla, sanayi devrimiyle birlikte sisteme işçi yetiştirmek için dizayn edilen bir eğitim sistemimiz var. O zaman işe yarıyordu. Çünkü işçiye ihtiyacımız var. Ben de bir işçiyim. Evet. Ama bugünkü işçilik statüsü, eğitim sistemi kendini yenilemediği için öyle bir alt seviyede ki insan yetiştiremiyoruz. Şimdi mesela Azerbaycan'dan örnek vermek istiyorum. Azerbaycan aslında muazzam kaynakları, öz kaynakları olan bir ülke. Yani muazzam öz kaynaklarınız var. Fakat siz bu öz kaynaklarınızı, o öz kaynakların kapasitesinin nerelere kadar ulaşacağını anlamayan insanlara teslim ederseniz, o öz kaynakları asla doğru düzgün çalıştıramayacaksınız ve o öz kaynaklardan iyi verim alamayacaksınız. Bakın şundan bir örnek vermek istiyorum. Telefon ilk çıktığında bazı insanlar, aa ne olmuş canım, telefon nedir ki, ya da internet ilk çıktığında internet nedir ki deyip geçtiler. Vizyonları sınırlı olduğu için. Halbuki internet demek eğitim sistemindeki yapılabilecek, eğitim sistemindeki güncellemelerin nereye varacağını, bugün biz oturduğumuz yerden, evimizden çıkmadan eğitim alabilir hale geldik değil mi? Fakat evet, ilk internet çıktığında insanlar bunu düşünmediler. İlk internet çıktığında insanlar birbirimize mektup göndermek yerine, kağıttan yazılmış mektuplar göndermek yerine posta aracılığıyla birbirimize e-mail atacağız diye düşündüler. Şimdi bu birinci adımıydı ama zengin bir vizyon, işte
Steve Jobs gibi, Bill Gates gibi insanlar, bunlar zengin vizyonlu, iyi, kendilerini iyi eğitmiş, iyi geliştirmiş insanlar, internetin nereye gidebileceklerini anladılar. Bugün internet sadece eğitim de demek değil, nereye dönecek biliyor musunuz iş? İşte augmented reality dediğimiz, geliştirilmiş gerçeklik dediğimiz mesela bir şey var. Bugün ben işte belirli teknolojileri internet aracılığıyla, internete eklenen belirli teknolojiler aracılığıyla bugün ben gelecekte internet üzerinden ameliyat yapabileceğim. Yani ben buradan oturup Azerbaycan'da iyi bir beyin cerrahıysam ben eğer Azerbaycan'daki makineye bağlanacağım ve o buradan Azerbaycan'daki makine üzerinden ameliyat yapabileceğim. Bir adım öteye gidelim. Ben bugün buradayken güneşe gönderdiğim ısıya dayanıklı makinenin içinde, güneşin içinde test yapabileceğim. Yani Mars'a gönderdiğim şeyde Mars'ta test yapabileceğim. Orada işte koloni kurabilmekle ilgili sistemler geliştirebileceğim. Yani anlıyor musunuz? Bunun için vizyon lazım. Vizyon için eğitim lazım. Eğitim için güncellemek lazım. Güncellemek için doğru insanlarla eğitimi güncellemek lazım. Bugün eğitimi gerçekten eğitim olarak veren dünyada tek bir ülke var, Finlandiya. Zaten yani -30 derece 6 ay gece 6 ay gündüz uygarlıkta ne kadar gelişkin bir şekilde yaşadıklarını gidip kendiniz görün. Ben gittim gördüm ve inanamadım yani. Biz bugünkü kendi eğitim sistemimizle Finlandiya'nın coğrafyasında yaşıyor olsaydık ciddi söylüyorum 20 senede yok olurduk. Öyle bir coğrafyada. 20 senede yok olurduk. Hazra Hanım, siz söylediniz Finlandiya'ya gittiniz ve aslında en iyi eğitimin orada olduğunu söylediniz. Orada neyi gözlemlediniz acaba? Ve bu arada şu soruyla bunu birleştirmek yerine düşer bence. Hem de siz söylediniz ki aslında eğitim, bugünkü eğitimimiz potansiyellerimizi yok ediyor. Kendi potansiyelini keşfeden kişilerin yetişmesi için eğitimde hangi düzenleme veya değişiklikler gerekir? Finlandiya'yı gözlemlediğiniz zaman bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz bize? Şimdi şöyle, Finlandiya'ya gittiğinizde, şimdi ben orada bir sürü okulu gezdim. Çünkü bizim eşimle böyle bir projemiz var, okul yapmak istiyoruz. Ve kendi müfredatını kendisi oluşturan bir okul yapmak istiyoruz. Ve gerçekten gelişkin çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ve bunu para karşılığında yapmak istemiyoruz. Yani bunu yaptığımızda işte seçtiğimiz çocukların o okula burslu olarak okumasını istiyoruz. Ve tamamen siyasetten ayrıştırılmış olmasını istiyoruz. Yani o çocukları atıyorum biz bir senede işte ilk 30 öğrenci aldık diyelim ki, işte 4 senede onları mezun ettik diyelim ki, 30 tane mezun ettiğimiz öğrenci aslında tohum vazifesi görecek. O öğrenciler kendi öğrendikleri, Çin bunu çok güzel yapıyor. Çin'de böyle bir sistem var. İlk doğan çocuğu çok iyi eğitirsin. O ilk doğan çocuk o iyi eğitimiyle kendi alttan gelen kardeşlerini eğitir. Çünkü ilk çocuk bu yüzden çok önemlidir. Çünkü lokomotif görevi görür ailede. Şimdi o yüzden de Finlandiya'ya gidip baktığımızda şunu fark ettik. Bir kere 8. sınıfa kadar sınavlardaki puanlar çocuğun şeyine geçmiyor. Yani ne derler ona? Değerlendirmesine geçmiyor. Sınav var. Herkes sınava giriyor. Fakat sınavlarda alınan puanlar önemli değil. O puanlar asla sisteme geçmiyor. Çocuğun kendini ölçebilmesi, sadece çocuk biliyor sınav sonucunu. Evet. Ve çocuğun ailesi biliyor. Bugün bakın Finlandiya'daki sistemi taklit eden bir okula gidiyor benim oğlum Amerika'da. Ve biz şu an ben size telefondan konuşuyorum. Bu telefonda var. Biz bu sistemin içinde Edsby diye bir sistem kullanıyoruz. Benim oğlum okulda eğer derste bugün dersi iyi takip etmediyse öğretmen ders sonunda Edsby sistemi üzerinden bütün öğrencileri değerlendiriyor ders takibini. Biz Cafer Bey sizinle baş başa kaldığımızda ben size bütün bu sistemin şeylerini veririm siz anlarsınız. Şimdi bakın böyle bir sistemi bir kere şeyin içine yüklediğinizde, eğitim sistemin içine yüklediğinizde bu Finlandiya'dan taktik tekrardan aileyi, anne babayı işin içine sokuyorsunuz. Psikolojide cognitive behavioral therapy denilen bir şey vardır. Bu çok önemli bir terapidir çünkü çok iyi sonuç alırsınız. Bilişsel bir terapidir bu. Aslında eğitim sistemi bu bilişsel terapiyi taklit ediyor. Ne demek bu? Öğrencinin hayatındaki herkesi eğitimin içine alıyorsunuz. Yani sadece öğrencinin, çünkü çocuk zaten 14 yaşına gelene kadar
frontal lobda, ön beyinde bir sistemimiz var bizim. 14 yaşına gelene kadar bu küçücük bir parça devreye girmiyor. 14 yaşına gelene kadar çocuk neden sonuç ilişkisi kuramıyor. Şimdi siz neden sonuç ilişkisi kuramayan bir çocuktan disiplin bekliyorsunuz. Çocuğum niye ödevlerini kendin yapmadınız? Yapamaz. Onun için dizayn edilmedi çünkü. 14 yaşından sonra ancak 14-16 arası o parça gelişiyor. 16 yaşından sonra o çocuktan bu şeyi bekleyebilirsiniz. Bu disiplini bekleyebilirsiniz. Ama öncesinde mümkün değil. Şimdi şöyle, Edbi'den ben her gün giriyorum. Oğlumu okuldan almaya gitmeden önce. Oğlumun okuldaki işte dersleri nasıl takip etmiş, ödevini yapmış mı, bir sonraki günde hangi ödevleri var, dosyalar halinde gösteriyorum. Ben size bunu kendim yani yüz yüze geldiğimizde de göstereceğim. Muazzam bir sistem. Şimdi birinci konu, burada sadece öğrenciyi kontrol etmiyorsunuz. Burada aynı zamanda öğretmeni de kontrol ediyorsunuz. Böyle bir sistem mutlaka var. Finlandiya'daki okullarda biz ilk bu sistemi fark ettik. Bu sistemin ne diyebiliriz? İnteraktif sistem. Veliler ve öğretmenler ve okul müdür, yani müdürlük, okul yöneticileri interaktif bir şekilde iletişimdeler. Çocuğun eğitimiyle ilgili. Böyle bir sistem koymak zorundasın, bu bir. Ama müfredatı yenilemeden, doğru düzgün bir müfredat geliştirmeden böyle bir sistem koysan ne işe yarar? Mesela benim oğlum din dersi görüyor. Din dersini din dersi olarak görüyor. Din dersini bir beyin yıkama propaganda aracı olarak görmüyor. Neden böyle diyorum? Çünkü din dersinin içinde bütün dersleri görüyor ve dünyadaki en eski din olarak mesela Budizm'i gördüler. Budizm aslında dünyadaki ilk keşfedilen din. Yani milattan önce 8000 yıl önce, İsa doğmadan 8000 yıl önce Vedalar yazılmış. Benim oğlum bugün geldiğinde Budizm de biliyor, Hristiyanlığı da biliyor, İslam'ı da biliyor, yani Yahudiliği de biliyor, hepsini biliyor, hepsini okuyor. O yüzden de ne yetiştiriyorsunuz siz? Bir kere dünyaya vatandaş yetiştiriyorsunuz. Siz din dersini tek bir din üzerinden verip kendinize taraftar yetiştirmeye kalktığınızda ülkenize ihanet ediyorsunuz. Kendinize taraftar yetiştirirken dünya siyaseti içinde geri kalan bir insan da yetiştiriyorsunuz aslında. Ama kendinize bütün dünyadaki dinleri bilen bir insan yetiştirdiğinizde dünyaya hazırlıklı bir insan yetiştiriyorsunuz. Yani bu insan bir Japonya'ya gittiğinde Sintoizmi biliyor. Sintoizm Japonların dini. Şintoizmi biliyor. İşte bir Hindistan'a gittiğinde Hinduizmi biliyor. Ve o kültüre göre hareket ediyor. Siyaseti ona göre konumlandırıyor, değil mi? İlişkilerini ona göre dizayn ediyor. Şimdi o yüzden de insan yetiştirmek demek holistik bir bakış açısı gerektiriyor. Holistik demek bütünselcilik demek. Yani siz bütün bilgiye, bilginin tamamına odaklanarak baktırdığınızda öğrenciye fayda edebilirsiniz. Yoksa bilginin bir parçasını alıp öğrenciye verdiğinizde, öğrenciyi dış dünyaya sonra gönderdiğinizde, hadi git oğlum bize işte başarı getir dediğinizde o çocuk orada parçalanacak. Mümkün evet. Değil. Yani mümkün değil. Onu dünyaya hazırlamalısınız. Siz kendi coğrafyanızda ona işte kendi coğrafyanızdaki bilgiyi yüklüyorsunuz, taraftar yetiştiriyorsunuz. Güya asla taraftar olmuyor. Çünkü bir kere bilginin sizin anlattığınız gibi olmadığını keşfettiğinde, ki bu 25'lerden sonra mutlaka oluyor. Bir kere size düşman oluyor. Siz aslında kendinizi anarşist yetiştirmiş oluyorsunuz. Şimdi o yüzden de öğrenci yetiştirirken Finlandiya'da bir böyle bir interaktif sistem mutlaka var. Cep telefonlarına yüklenen, bilgisayarlara yüklenen. Çocuğu mesela ben oğlumu bugün okula göndermedim. Çünkü boğazında bir rahatsızlığı vardı ve belki hani hasta olabilir ve diğer öğrencilerle buluşmasın diye evde tuttum. Hemen telefondan niye okula göndermediğimi, absent reason diye bir bölüm var. Hani çocuğun okula gelmeme nedeninin anne tarafından açıklandı. Girdim, açıkladım. Yani öğretmen de biliyor onun durumunu, ben de biliyorum. Sürekli bir şekilde interaktif bir şekilde birbirimizi güncelliyoruz bu sistem sayesinde. Bu bir. İkincisi müfredat. Müfredat çok uzun konu, buraya sığmaz. Müfredat için kurullar oluşturulmalı ve bu kurullar akademisyenlerden olmamalı. Çünkü bugünkü akademisyenler zaten süre gelen bu insanın potansiyeline cellat olan sistemin doğurduğu kişiler. Akademisyenler olmamalı. Kimler olmalı biliyor musunuz müfredat oluştururken sistemin içinde? Hayatın içinde gerçekten işleyen ve başarı, zorluklara rağmen başarı elde etmiş kişileri seçmelisiniz. Mesela başarılı bir çiftçi, başarılı doktor, yani başarılı meslekler icra etmiş ve bu
icra ettikleri mesleklerle kendi çevrelerindeki dünyayı değiştirebilmiş insanlar. Yani işte bilim adamı adı, sıfatı koyduğunuz insanlar. Zaten bilim adamlarına dikkatlice bakarsanız dünyada gerçekten fark yaratmış bilim adamlarının akademiden uzak durduğunu görürsünüz. Çünkü akademi bugün bilgiye, eğitime hizmet eden bir konumda değil maalesef. Maalesef. Yani akademi ilk var edildiği haliyle bugünkü var olan hali arasında uçurumlar var. Eskiden ustalık çıraklık ilişkisini belirli bir standarta koyabilmek için dizayn edilmişti ve işe yaramıştı. Çünkü ustalık çıraklık aslında çok kıymetli bir ilişki. Ama bugün tamamen artık o ilk kurulduğu noktadan uzaklaştırıldı ve usta değiller ki çırak yetiştirebilsinler. Evet. Yani Azra buyurun. Siz bizim Azerbaycan'da online olarak düzenlediğimiz ve Sayın Bakanımızın da katıldığı, açılış konuşması yaptığı eğitimde yeni çağrılar 2. Uluslararası Forum'a da katılmıştınız ve o zaman çok etkileyici bir konuşma yapmıştınız. Ve aslında müfredatla ilgili orada 1. 2. 3. sınıfla ilgili çok önemli bir çağrınız vardı. İzninizle ben onu burada bir küçük bir not olsun diye paylaşmak istiyorum. Çok sevindim. Ve bu bizi bunu izlemeyenler için de bir faydalı olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda sizin dikkat çekici çağrılarınızdan biri de şuydu ki ilk öğretim Newton'un indirgemeci görüşünden kuantumun bütünsel görüşüne uyarlanarak yeniden düzenlenmelidir. Eğer mümkünse bu slaydı gösterdiğim zaman da bunu da biraz açıklamak olursa çok seviniriz. Ve sizin 1. 2. ve 3. sınıflar için tasarladığınız eğitim programında bir ortak nokta vardı satranç. Peki tüm kademeler için yani diğer sınıflar için ortak gördüğünüz ne var acaba? Siz evet açarken sonra haber verin ben susayım ki şeye geçsin. Yok estağfurullah buyurun. Estağfurullah. Şimdi ilk başta bir kere biz organizmanın yani insan yavrusu doğuruyoruz. İnsan yavrusu yetiştiriyoruz. Bu insan yavrusunun beyni oksitosin ile gelişiyor. Oksitosin çok 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 önemli bir nörohormon. Eğer siz çocuğa taciz ediyorsanız, çocuğu dövüyorsanız, dışlıyorsanız beyni oksitosin üretmekten geri kalıyor, üretmiyor ve kendini kapatıyor ve beyin küçük kalıyor. Beyin kitle olarak küçük kalıyor. Yani küçük bir kütlesi oluyor beynin. Ve doğal olarak beyni küçük olan insanlar daha zor düşünce üretebiliyorlar. Daha zor çözüm üretebiliyorlar. Şimdi ilk başta beynin büyük olması lazım. O yüzden de okulda çocuk ilk okula geldiğinde çocuğun nasıl bir aileden geldiğini, travmaya uğrayıp uğramadığını siz bilmiyorsunuz. O yüzden çocuğa kendini iyi hissettirmek okulda ilk 3 sene bir kere öğretmenin görevi. Çocuk eğer ailede bir travmaya uğradıysa, sevilmediyse, hor görüldüyse ve hala uğramaya devam ediyorsa okula geldiğinde ilk önce sevildiğini ve kabul gördüğünü hissetmek zorunda ki o oksitosin döngüsü devreye girsin. Ki çocuk mekanizmaya yani aslında kendisini zeki bir insan yapacak olan mekanizmanın altyapısını beyin o altyapı o altyapısını geliştirebilsin. Şimdi birinci görev bu 3 sene çocuğu nurture etmek yani beslemek, doyurmak, sevmek, ona kendini iyi hissetmek zorundasın. Bakın şımartmak demiyorum, nurture etmek zorundasın. Bu nurture etmenin Türkçesi yok yani işte sevgi vermek zorundasın, beslemek zorundasın. Şimdi bu sevgiyi ve beslemeyi öğretmenden alamıyorsa çocuk evde gördüğü travmanın üstüne bir daha bir travma görüyor okulda ve berbat bir şeye dönüşüyor. İç sisteme dönüşüyor. Siz buradan devreye girin. Ben sonra devam edeyim. Evet ve burada sizin söylediğiniz 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf için önerdiğiniz eğitim programı var ve siz bu eğitim programında bu soruların yanıtının ve çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Evet. İstersen ve mesela söylemiştiniz 1. sınıfta besin nedir, ne işe yarar, toprak nedir gibi soruların yanıtı mutlaka verilmesi gerekiyor. Evet. Veya 2. sınıfta zihnin ne olduğu, insanlığın bütünsel tarihi, 3. sınıfta sıfır ve matematikin önemine değinmiştiniz. Peki tüm kademeler için gördüğünüz ortak bir ne olurdu acaba? 3. sınıfta sıfır. Şimdi şöyle... buradaki müfredat, buradaki benim hayali müfredatım. Yani benim hayalimdeki müfredat. Eğer benim çocuğum
benim hayalimdeki okula gitseydi bu müfredatla yetiştirilirdi. Çünkü bu müfredat birincisi bizim aslında her şeyden önce insan yetiştirmek zorunda olduğumuzu doğruluyor. Ama insan yetiştirmekten kastım kalbi iyi olan insandan bahsetmiyorum. İnsanın diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği, en gelişkin özelliği muazzam bir zekası olması. Gerçekten eğer insan yetiştiriyorsanız zekası gelişkin bir varlık yetiştirme hedefinde olduğunuz için insan yetiştiriyorsunuz. Şimdi o yüzden de buradaki müfredatta bu müfredatın içerikleri çok önemli. Mesela bakın birinci sınıfta ben şöyle kaydırayım görüyorum ben de pardon. Birinci sınıfta ben mesela demişim ki işte besin nedir ne işe yarar demişim. Şimdi ben bunu niye birinci sınıfa koyuyorum? Çünkü kendi yediklerinin gelecekteki halini etkileyeceğini bilmeyen bir çocuk yetiştirdiğinizde bir kere potansiyelini gerçekleştirebilecek bir organizma yetiştiremiyorsunuz. İnsan önce yediği her şeyin kendisini nasıl etkileyeceğini bilerek hayata atılmalı. Sonra toprak nedir demişim. Toprak nedir dersinin içinde, yani buradaki derslerin adları farklı olacak ama toprak nedir dersinin içinde bu çocuklara biz topraktan işte bu çocukların her birinin bir ağacı olacak. Birinci sınıfta bu ağacı ekecekler, filizlendirecekler sınıfta. Sonra o filizlendirdikleri ağacı kendileri seçecekler. Meyve ağacı olabilir, başka türlü bir ağaç olabilir. O ağaçla ilgili bütün bilgiyi öğrenecekler. Meyve ağacı mı yetiştirmek istiyor, elma ağacı mı yetiştirmek istiyor? Elma ağacının yetiştirilirken neye ihtiyacı olduğunu öğrenecek. Ama sadece kendi ağacını öğrenecek. Bütün ağaçları öğrenmeyecek, bir tane ağacı öğrenecek. Zaten bir tane ağacı öğrendiğinizde ağaçların nasıl işlediğini öğreniyorsunuz. Diğer ağaçları öğrenmek kolay oluyor. Beden nasıl çalışır'a geliyoruz. Beden nasıl çalışır dersinde gerçekten kasları dışarıdan başlayacaklar, kaslardan başlayacaklar. İşte ikinci sınıfa geldiğimizde mikrobiyota, bağırsaklara ve biyoçeşitliliğe geçeceğiz. Çok önemli bağırsaklar. Kompost yaparak, çünkü topraktaki kompost yapma, yani toprağın o topsoil dediğimiz, üst toprak dediğimiz mekanizmasıyla sizin bağırsaklarınız birebir aynı şekilde çalışıyor. Çocuk bunu fark edecek ikinci sınıfta. Dünyayı fark edecek. Üçüncü sınıfta psikolojiye geliyoruz. Bağırsağın psikolojiyi nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Yani bu bilgilerin hepsi birbirinin tabanını oluşturacak şekilde geliştirilecek. O yüzden de hani eğer bana diyorsanız ki Azra abi müfredat yap. Biz bir tane sana bir deneme okulu vereceğiz bir bölgede. Tek bir okul. Evet. Sen müfredatını yap, gel bunu 5 sene deneyelim diyorsanız ben maddi manevi emrinizdeyim. Yani çok, çok teşekkür. Sizin ve konumunuzda arada olsun, bana sadece bölgeyi verin, oradan yetiştireceğim çocuklar gelecekte dünyada ünlü olacak olan insanlar olacak diye düşünüyorum. Ve gerçekten de öyle olacağınıza da inancımız tamdır. Ve şöyle bir bilgi de geçelim, bu sunumun daha detaylı bir şekli Azra Hanım'ın konuşmasında kendi YouTube sayfasında var ve siz oradan bunu daha detaylı bir şekilde bu sunumu dinleyebilirsiniz değerli katılımcılar. Ve Azra Hanım, ve siz evreni anlamadan kişinin kendisini bulabilmenin mümkün olmadığını da söylüyorsunuz ve eğitim sisteminde lider olmak için de evreni anlamanın önemine dokunuyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki biyoçeşitlilik, ormansızlaşma, kirlilik, küresel ısınma gibi problemlere, sorunlara çözüm üretmek çok önemlidir. Ve dünyanın öz kaynaklarını tükererek yaşayan bir varlık olduğumuz sürece kendi sonumuzun getirdiğimizin bir sinyalini bize iletiyorsunuz. Peki nedir çözüm? Tüketiciden üreticiye nasıl geçelim? Eğitimle. Maalesef. Ve evet, kestirme yolları seçmeyerek. Hayatta kestirme yol diye bir yol yok. Yani o ancak işte trafikte gittiğiniz yollar için geçerli. Hayatın kendi yollarının içinde kestirme diye bir şey yok. Ben o yüzden hep kendi öğrencilerime sürekli şunu söylüyorum. Ne olursa olsun uzun ve zor yolu seçin. Uzun ve zor yol belki uzundur ve zordur ama günün sonunda sizi mutlaka varmak istediğiniz yere götürür hayatta. O yüzden böyle kestirmeden gitmeler. Bakın bugün mesela benim kendi asistanlarım var ve hepsi burslu okudular. Derecelerle mezun oldular hepsi. Ve gururla söylüyorum bunu çünkü ben yetiştirdim. Niye ben yetiştirdim diyorum. Çünkü buradaki sistemi uygulayarak yetiştirdim. Yani harika. Şey değil, kendim çok özel bir insan olduğum için değil, doğru veri toplayıp doğru veriler üzerinden
çaba sarf ederek yetiştirdim ve çok çalışkan insanları seçtim. Çünkü çalışkanlık bu işin birinci koşulu. Yani bir insan çalışkan olmadan işte sadece oturduğu yerden hayal kurarak hayatın kendisine iyi davranmasını bekleyemez. Çünkü bu asla mümkün olmayacak. Tam tersi, hayat tarafından cezalandırılırsınız. Tembeller daima cezalandırılırlar. Daima. Çünkü biz burada çalışkanlığı öğrenmek için doğduğumuzu düşünüyorum bu gerçekliğin içine. Düşünsenize, 12 tane boyut var. Bugün Stephen Hawking 12 tane boyut olduğunu işte ispatladı matematiksel olarak. 12 boyutun içinden biz sadece 3 tanesini algılayabiliyoruz. Şimdi bu kadar aslında ilkel varlıklarız, yani 12 boyutlu dünya var. Hatta bakın çok güzel galiba Görmek diye bir dizi vardı. Görmek dizisinde işte dünyada bir hastalık çıkıyor ve o hastalığın sonunda işte insanlar görme duyu organlarını kaybediyorlar ve dünyada yaşayan herkes kör. Fakat o körlerin arasında bir tane kişi var ki efsanevi şekilde adı geçiyor falan böyle. Bir tek o görebiliyor. Ve nesiller boyu işte kör bebekler doğmuşlar. O kör bebekler kör uygarlıkları oluşturmuşlar. Ve orada bir duyu organının bile ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Düşünsenize, aslında 12 tane duyu organınız olması lazım. Çünkü 12 tane boyut var her bir boyutu algılamak için. 12 tane boyutlu bir gezegende, bir gerçeklikte bizim sadece 3 tanesine hitap eden, pardon 5 tanesine hitap eden duyu organımız var. Ve bu 5 tane duyu organımızın toplamında 3 boyutu algılayabiliyoruz topu topu. Şimdi o yüzden de şuraya bağlayacağım. Yani biz çalışkanlığı ilk temel eğitimin ilk 3 senesinde çocuğu severek, çocuğu motive ederek, çocuğun içsel motivasyonunu harekete geçirecek teknikler uygulayarak çocuğa yüklemek zorundayız. Zaten benim oluşturduğum müfredattaki ilk 3 sene sadece buna hizmet eder. Çocuğun merakını tetikleyecek ve çocuğun merakını besleyecek ve çocuğa daha ileriye gitmekle ilgili içsel motivasyon yükleyecek derslerdir onların hepsi. Bunları yüklemeden taşıma suyuyla değirmen döndüremezsiniz. Yani bunları yüklemek birinci koşul. Özür dilerim, soruyu tekrarlar mısınız? Anlatırken soruya cevap verdim mi emin olamıyorum. Aslında siz soruyu yanıtladınız ve ben burada sizin dikkat çekici bir sözünüz vardı. Söylediniz ki besin alışkanlıkları kazandırmak gerekiyor. Ve bildiğim kadarıyla oğlunuz Baruha besini anlattıktan ve ona besin alışkanlıkları kazandırdıktan sonra onun zekasının yükseldiğini söylemiştiniz. Hatta iki sınıf yükseldiğini. Nasıl besin alışkanlıklarından bahsediyorsunuz? Örneğin kendinizin besin alışkanlıklarından biraz bahsetmeniz mümkün mü? Şimdi ben benim yaşındaki biriyle benim oğlumun yaşındaki birinin beslenmesi aynı olmamalı. Çünkü ben artık büyümüyorum. Benim hücrelerim artık bölünerek organlarımın büyümesini sağlamıyorlar. Tam tersi, hücre bölünmem yavaşladı ve ben artık işte olmam gereken forma ulaştım fiziksel olarak, biyolojik olarak. Fakat beynim çalışmaya devam ediyor ve beyin çalışırken en çok enerji harcayan organdır. Vücudumuzdaki en çok enerjiyi beyniniz harcar. O yüzden de şimdi Baruh'un, oğlumun beslenmesinde şöyle bir şey var. Ben Baruh, ya oğlumun bir kere fast food adı verdiğimiz dışarıdan yenen işte hızlı yapılan yemeklerle ilgili bilgi edinmesini sağladım. Oturdum onunla birlikte bütün belgeselleri izledim. Onun önüne koyup da kendim bir kenara çekinmedim. Kendim seçtiğim belgeselleri izledim. İsterseniz ben size bunların listesini atabilirim. Hatta bu öğretmenlerin görevi. İlk 3 senede çocuklara bu belgeselleri ödev olarak verip bu belgeseli izleyin ve bu belgeselin size öğrettiği işte 12 tane en önemli şeyi listeleyerek gelin. Mesela bu bir ödev değil mi? Çocuğa bunu verdiğinizde çocuk o ödevi yerine getirmek isterken belgeselin içinde anlattığı bilgileri zaten içeri alacak. Ve beslenmeyi öğrenecek o belgeselden. Yani bugün böyle imkanlarımız var. Ben çocukken bizim belgesel imkanlarımız yoktu. Çünkü sadece tek bir kanal vardı, TRT diye. O kanal neyi seçiyorsa biz onu izliyorduk. Şimdi artık bilgi sınırsız ve sonsuz ulaşabiliyoruz yani. Şimdi o yüzden çocuğumun ben beynini yıkadım. Bakın, beyin yıkamak kötü anlaşılır değil mi? Hayır, ben beynini böyle çitleye çitleye yıkadım. Tertemiz yaptım. Ve temizledim beynini. Bugün Baruh okulda tavuk, öğle yemeğinde tavuk olduğunda ben sabah saat 6'da kalkıyorum. Oğlumun yemeğini yapıp yanına koyuyorum. Fakat bazı yemekler oluyor sevdiği. Böyle tradisyonel, çünkü gittiği okul mesela işte Hint yemeği de yapıyor. Meksikan yemeği de yapıyor. İşte Japon yemeği de yapıyor kültürleri tanıtabilmek için.
değişik kültürlerde yemek yapıyor. Belirli kültürlerin yemeğe çıktığı zaman benim oğlum o yemekleri yiyor. Ama içinde tavuk varsa yemiyor. Neden? Çünkü tavukların bugün nasıl yetiştirildiğini ben ona öğrettim ve ne kadar antibiyotik kullanıldığını ve tavuktaki organik eğer değilse, üzerinde damgası yoksa, ki asla bilemezsiniz. Sonuçta okul gidip organik tavuk alacak kapasiteye sahip değil yani. O yüzden de benim oğlum orada tavuğu gördüğü zaman tavuğu yemiyor. Çünkü biliyor ki tavuğun içinde antibiyotik var ve otomatikman antibiyotik alacak o tavuğu yediğinde. Kendi seçimi olarak yemiyor. Ama mesela ben et yemiyorum. Ben sadece balık yiyorum ve belirli balıkları yiyorum artık. Çünkü denizlerde de plastik çıktı. Balıkların içinde de plastik var. İnanılmaz bir kirlenme var. Pesketaryan deniyor. Sadece balık yiyen insanlara et çeşitleri arasından. Benim oğlum bir tek kuzu eti yiyor ve balık yiyor ve evde benim kendi bizim yetiştirdiğimiz tavuklardan yiyor. Benim eşim hiçbir şey yemiyordu. Bu ay balık yemeye başladı. Tamamen vegandı, vejetaryen ve pesketaryen olmaya başladı bu ay. Ki benim eşim et obur bir adamdı. Yani ben eşimle tanıştığımda eşim oturup böyle Arjantin steak dediğimiz şu büyüklükte et yiyen bir adamdı. Çiğ et yiyen bir adamdı. Yani et tartar falan yiyen bir adamdı. Ve etle beslenen bir insandı. Fakat o belgeselleri benimle ve oğlumla izleye evet, bizden daha fazla etkilendi. Mesela bakın, bir kitap tavsiye edeyim size. Türkiye'de evet, benim kitabımı okuyan hemen hemen herkes bu kitapları okudu. Bir tanesi Mikrobiyota. Mikrobiyota kitabı. Bunu mutlaka okumalısınız. Bağırsak sisteminin nasıl çalıştığını anlatır. Benim oğlum bunu okudu. Okuduktan sonra kendi sistemini anladı ve bugün yani daha 13 yaşında olmasına rağmen kendi sağlığıyla ilgili çok ciddi bir fikri var. Kendisine neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğiyle ilgili. Kendi doktoru haline geldi. Bir de Ölmek ya da Ölmemek diye bir kitap var. Bunu da mutlaka okumalısınız. Bu iki kitabı okuduğunuzda kendinize çok büyük bir iyilik yapacaksınız. Bunun dışında mesela evet, biz oğlumu oradan oraya götürdük. Yani işte ilkokulu Türkiye'de başladı, çok akademik bir okulda başladı. Ondan sonra ilk İngiltere'ye geçti, yine çok akademik bir okulda. Sonra Amerika'ya geçti, çok akademik bir okulda. Yani ilkokul ve ortaokulu 4 ayrı okulda okudu baktığınızda. Halbuki normalde nedir? Bu çok zordur ayrı ayrı kıtalarda okumak. Evet, aynen. Bunun şeyini, zararını görmedi. Neden görmediğini söyleyeyim. Bir, biz çocuğumuzu gerçekten oksitosin salgılamasıyla ilgili çok besledik. Ve buna göre okullar seçtik. Yani belirli, mesela bazen ödevlerini yapmadığı oldu. Ben işte bir gün sonra öğrendim ödevini yapmadığını diyelim ki. Orada çocuğu korkutup çocuğa sevinmediğini hissettirmek yerine, evet üzerine gittim, köşeye sıkıştırdım ama onu daima çok severek. Yani hiçbir zaman sevgisizlik hissetmedi. Benim oğlum hiçbir zaman bir dersten beklentinin altında not aldığında böyle sanki yani kendini öldürmek isteyecek krize girmedi. Hiçbir zaman. Çünkü bu çok anlamsız. Bir çocuğa daima çok sevildiğini hissettirmek bizim görevimiz. Daima. Evet. Şimdi bunlar olmadan insan yetiştiremezsiniz. Ve bunların başında da beslenme geliyor. Eğer siz beslenmeyi bu çocuğa ilk hayatının ilkokul senesinde öğretmiyorsanız, daha sonradan bir takım önyargılar beynine girecek, bir takım alışkanlıklar o beslenmeyi öğrenmesini engelleyecek. Yani McDonald's yiyerek büyümüş bir çocuk 13 yaşına geldiğinde ona siz aniden McDonald's artık yiyemezsin, çok zehirliymiş dediğinizde zaten ona alıştığı için yine de isteyecek. Evet, ve onu temizlemesi çok zor olacak. O yüzden bu işler şimdi başlar. Benim severdiğim müfredatı zaten koydunuz. Onun bir fotoğrafını aldıklarında insanlar başlıklardan nelerin öğretilmesi gerektiğini anlayacaktır. Ama bu insan yetiştirmekle ilgili en önemli bilgilerin orada olduğunu düşünüyorum ben. Ve aynı zamanda bir daha söyleyelim ki YouTube, Azra Hanım'ın YouTube sayfasında da o sunum var. Siz o sunumu oradan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ve yeri gelmişken, bildiğim kadarıyla sizin kitabınızın ön sözünde de Baruha bir çağrınız var ki, kendine soru sor, benim birinci görevim ne? Daima bil, hisset, affet, keşfet, kendine varmak için buradasın. Gerisiyle illüzyon. Ve bir başka söyleşinizde de ona bir not düşmüşsünüz ki, hiçbir şey bilmiyormuş gibi araştır, her şeyi biliyormuş gibi hayata güven. Bunun da böyle bir özetini geçmek istedik. Ve Azra Hanım, bugün Dünya Kadınlar Günü'nde bu soruyu sormamız yerine düşer bence. Siz
Eğer bir toplum iyi anne yetiştirmiyorsa gelişemez çağrısını söylüyorsunuz. Bu da çok dikkat çekici. Peki annelerin eğitimini nasıl görüyorsunuz? Hüsrana uğratıcı görüyorum. Yani bir ülkeye yapabileceğiniz, diyelim ki bir ülkeyle savaştasınız, o ülkeyi yok etmek istiyorsunuz. Anne kalitesini, kadın kalitesini o ülkede düşürün. Kadına anne olduğunu, nesiller yetiştirecek çok önemli bir organizma olduğunu unutturun. Kadını dekolteden ibaret, hani sanki böyle güzelse sevilecek, işte dekoltesini ortaya koyarsa dikkat çekecek bir organizma olduğuna inandırın. O ülkeyle ilgili başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O ülke zaten önümüzdeki 70 yıl içerisinde yok olur. Yani o yüzden kadın çok güçlü bir organizma. Kadın eğer kadınlığının farkına vardıysa, bir kere hani derler ya erkek evin direği derler ya. Evet, erkek evin direği, kadın o evin çatısı. Evet. Yani nasıl yani çatısız bir direk nedir? Sadece direktir. Direksiz bir çatı da uzun süre ayakta kalamaz, değil mi? O yüzden erkek ve kadın birbirine daima ihtiyaçtadır. Yani bir yuva oluşturmak için hem direğe hem de çatıya ihtiyacınız var. Ama yani çatısız bir ev olamaz yani. Ve aynı. Kadın çatıdır. Evet, aynı. Azra Hanım, izninizle birkaç soruyu da sormak isteriz bu fırsat olmuşken. Siz çok sağ olun. Kahramanınızın dilinden asıl değerli olanın bizim için önemsizleştirilmeye çalıştığını fark etmeye hazır olmak gerekiyor diye not ediyorsunuz. Peki nedir asıl değerli olan? Nasıl olur da asıl değerli olan önemsizleştirilmeye çalışılıyor? İlaç nerede? Şimdi bakın, asıl değerli olan diyoruz, değil mi? Mesela devletlerden bakalım konuya. Bugün dünyadaki intihar oranlarının birinci sırasındaki meslek gruplarından çiftçiler kendini en çok öldüren gruptaysa eğer, asıl önemli olanı zaten çoktan unutmuşuz demektir. Çünkü seni besleyen adamın hayatı ne kadar kötü halde olmalı ki kendini öldürerek çözüm arıyor olmalı. Düşünebiliyor musunuz? Ve bugün çiftçilere uygulanan şeyler, vergiler. Çiftçiye hiçbir vergi uygulanmamalı. Ya da çiftçiye uygulanan mesela... Bakın bana bir çiftçi arkadaşım aradı beni geçen hafta. Çok kötü durumdaydı. Çay yetiştiriyorlar onlar Karadeniz'de. Ve çaya uygulanan kotadan bahsetti bana. Çaya kota koyuyorsunuz. Çiftçinin çay, işte 50 ton çay satabilme hakkı var. Ama diyelim ki 250 ton çay yetiştirmiş. 50 ton çay satabiliyor, değil mi? Ve belirli bir fiyat üzerinden kota koyuyorsunuz. O fiyat üzerinden çayı satıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? O arka planda anlaştıkları insanlar o fiyatın çok daha altından, o 250 tonun 50 tonunu sattı, 200 ton çay var elinde, 200 tonu ölü fiyatına satılıyor. Yani böyle bir kara borsa oluşturuluyor. Ve bu resmi olarak oluşturuluyor, bilerek oluşturuluyor. Sen aslında en değerli olan, bir toplumdaki en değerli olan şey öğretmenler, çiftçiler ve kadınlardır. Neden diyorum bu üç şeyi? Öğretmenler sana gelecek nesli yetiştirir. Eğer sen dünyanın, mesela örnek vereyim, sizin çok güzel öz kaynaklarınız var, gazınız var, değil mi? Peki sen o gazı yönetecek olan sistemin başına aptal birini koyarsan ne olur? Vizyonsuz birini koyarsan ne olur? 3 kuruşa tamah eder. Senin bütün haklarını, o gazla ilgili bütün planları satar zaten. Çünkü zaten kafası çalışmıyordur. Kafası çalışmadığı için ne yapar? İşte 3 kuruşa kendini satar zaten, değil mi? Evet. Ama sen vizyonu olan birini koyarsan, bu gazı başkasına satmak yerine vizyonu olduğu için, zekası olduğu için o gazı işletecek teknolojiyi ülkeye getirir. Evet. Sadece gazı değil, teknolojiyle yani bambaşka kaynaklar oluşturmaya başlar. Gaz bir kaynaktır, tek bir kaynaktır ama o gazın yan kaynakları, yan sanayileri vardır. O yan sanayileri de oluşturur. Bunu oluşturabilecek kişi senin yetiştireceğin kişidir. Sen bu insanı eğer yetiştirmiyorsan, senin öz kaynakların yağmalanır. Yağmalanan öz kaynaklarla yaşarsın. Yani yok olursun. Sonra ne diyorum? Öğretmenler diyorum işte. Öğretmenler o kişiyi yetiştirmekle görevli olan insanlardır. Ve sen öğretmen kaliten düşükse eğer, mümkün değil. Yani mümkün değil insan, yani o gelişemezsin. Yani bugün mesela en iyi, dünyadaki en iyi öğretmen kalitesi nerede dünyada? Baktığınızda. Yani Finlandiya olabilir. Finlandiya'yı şeyin içinden çıkartalım, üniversite seviyesine gelelim. Dünyadaki en iyi üniversiteler nerede dünyada? Yani sıralama olarak baktığımız zaman
Yani Amerika, İngiltere üniversiteleri üst Tabii. seviyede olarak gözüküyor. Çünkü orada öğretmenler ne kadar maaş alıyor biliyor musunuz? Yani yüksek bir Dünyadaki peki dünyadaki en iyi üniversiteler orada. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri hangileri? Aynı ülkeler. evet. Peki burada bir bağlantı var mı? Var. Demek ki öğretmen yetiştiren ülkeler, öğretmen yetiştirdikleri için iyi üniversiteler kurabiliyorlar. Değil mi? Müfredatı öğretmenler yapıyor çünkü. Öğretmen yetiştirebilen ülkeler demek ki ileri seviyede ülkeler haline geliyorlar. Tarihte daima böyledir bu. Roma öğretmen yetiştirebilirken zamanında Roma iken, imparatorlukken Roma'nın Roma olmasının nedeni de Roma'nın ilk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirebilen ülke olmasıdır. Yani bunun arasında ciddi bir bağlantı vardır. Sen Aynen. ne yaparsan yap bir ülke olarak eğer gerçekten iyi öğretmen yetiştiremiyorsan asla ve asla ileri gidemezsin, asla gelişemezsin. Hayat izin vermez. Bakın spesifik yani sadece verileri incelemek yeterli olacaktır. Sadece şimdi öğretmenleri yetiştirdiniz 10 numara öğretmenler zaten size nesil yetiştirecekler, akıllı nesiller yetiştirecekler. Öğretmenler ordunuz var. Yenilmez, yıkılmaz öğretmenler ordunuz var 10 numara. Çiftçi ordunuz var. Çiftçi yetiştirdiniz diyelim ki çiftçiler bolluk ve bereket içerisinde yaşıyorlar. Hem size işte besin üretiyorlar ve bu besini size veriyorlar. Hem de işte çok güzel bir şekilde kendileri geçiniyorlar. Böyle bir sistem kurdunuz çiftçiler için. O zaman ne olur biliyor musunuz? GDO'lu genetik olarak modifiye edilmiş yemek yemezsiniz. Güzel yemekler yersiniz. Güzel yemekler Aynen. yediğiniz için sağlıklı insanlar olursunuz. Ve ülkenizdeki hastalık seviyesi düştüğü için fire vermezsiniz. Hastalıkla uğraşmak başka bir şeydir. Yani hastalıklı bir ülke olmak. Bakın bugün Çernobil Rusya'yı çökertti. Nasıl çökertti? Çernobil dizisini izleyin. Ben bunu Çernobil dizisi çekilmeden 6 sene önce kitapta yazdığımda bazı akademisyenler Azra Cohen saçmalıyor dediler. Doğru olduğum ortaya çıktı. Çünkü ben asla ve asla saçmalayan şeyler yazmıyorum. Çok emin olarak yazıyorum ve o yüzden yazdığım şeyler 10 sene sonra anlaşılıyor. Çünkü veri Evet. topluyorum. Çünkü kafamdan yazmıyorum, duygularım da yazmıyorum. Topladığım veriler üzerinden yazıyorum. Ve Yani siz Azra Hanım şöyle de bir not söylemiştiniz. Zaferden değil, seferden sorumlu olduğumu fark ettim. Peki seferlerin amacı nedir? Seferden zafer beklentiniz yok mu? Seferden zafer beklentim var. Sefer hayatın kendisi sefer. Yani ama zafere ulaşmadığın zaman sefer değersizleşmiyor. Çünkü bakın bütün iyi şeyler yenilgiler sonrasında oluyor. Ne demek Harika. bu? ne demek bu? Yani belirli yenilgileri almadan öğrenemiyorsunuz. Yenilmek öğrenmenin bir parçası. Yenildiğiniz zaman vazgeçmeyi öğrendiğiniz bir toplumda yaşarsanız eğer ki bizim coğrafyalarımız öyle coğrafyalar. Birisi yenildiği zaman biz onu öyle utandırıyoruz ki adam mesela bir iş kurmaya çalışıyor, iflas ediyor, dedikodusunu yapıyoruz. İflas etmiş falan bilmem ne. Adam mesela başka bir şey yapıyor. İşte bir yarışmaya katılıyor. Yarışmada birinci olamıyor. Belki sonuncu oluyor. Bak gördün mü yarışmaya girdi sonuncu oldu. Dedikodusunu yapıyoruz. O insanın içindeki deneme arzusunu o insandan alıyoruz. Bu bir toplumda yapabileceğiniz en büyük kötülük. Gerçek kötülük bu. Yani şimdi o yüzden de seferler hayatın kendisi, zaferlerse hedef değil. Yani bazen bazı yenilgiler zafer sağlamaktan daha büyük getiri getirir insana. Ve bazen bazı zaferler gerçek yenilgilerdir biliyor musunuz? Bir şeyi kazanırsınız ama aslında o başka bir çöküşün başlangıcıdır o şeyi kazanmak, o zaferi kazanmak. Ve Azra Hanım, sizin kitabınız şu cümleyle başlıyor. Sadece eksikliklerimizle eşitiz. Peki neden? Neden insan kendi kendine yabancılaşıyor sizce? Çünkü dünya mekanizması insan kendi sistemini kurmuş olsa bile o kadar güzel dizayn edilmiş ki herkes bir şekilde eksik. Bir şekilde. Konular değişse de eksiklik oranları eşit. Ya o yüzden de hepimiz eksikliklerimizde eşitiz kelimesine geldiğimizde başka hiçbir şeyde eşitiz. Yani başka hiçbir şeyde eşit değiliz. Yani parada eşit değiliz. Ekonomik işte ekonomik sosyoekonomik hiçbir şeyde eşit değiliz.
İşte aile yaşantısında eşit değiliz. Güzellikte ya da çirkinlikte eşit değiliz. Ama eksik hissetmekte eşitiz. Eksik hissediyoruz. Ve herkesin kendi cehennemi var. Kendi bedenin içinde ve zihnin içinde taşıdığı. Cehennem gittiğin bir yer değil diyorum ben. Cehennem hissettiğin bir hal. Şimdi o yüzden bu cümleyi içselleştirdiğimde başkasının dedikodusunu yapmayın. Başkasının zaaflarıyla, başkasının yaşadığı negatif durumlarla eğlenmeyin. Korkunç hayatlarınız olur. Lanetlenirsiniz. Ya gerçekten lanetlenirsiniz. Başkasının, hiç sevmediğiniz bir insanın bile çektiği sıkıntı sizi üzsün. İşte paranoyadan pronoyaya geçin. Evet. İyi niyetli olun. Buraya gelmeden biz cenneti dünyada var edebilecek kapasitede varlıklarız. Fakat görüyorum ki biz cenneti değil cehennemi var ediyoruz. Çünkü eğitim sistemimiz buna göre dizayn edilmiş. İzlediğimiz televizyon programları, bize yüklenen bilgi buna göre dizayn edilmiş. Bunların hepsi neye neden oluyor? Bizim aslında cennete hizmet eden varlıklar değil, cehenneme hizmet eden varlıklar olmamıza neden oluyor. Bunun bir yerde durması lazım. Bunun durduğu yerde işte iyi niyet olmak zorunda. İyi niyetli olmak zorundayım. Azra Hanım, şöyle bir yorum dikkatimi çekti. İzleyicilerimizden biri şöyle bir not yazmış. Azra Cohen ve sevenleri diye bize bir ada verseler ve bizi bize bıraksalar bir aydın olur. Yani sizin kitabınızın ismini diye not etmiş. Bunu vurgulamak istedim. Azra Hanım, izninizle son 3 soruyu size soracağım. Yaşam kalitesini yükselten önerilerinizden biri de zamanı planlamak, hayatın akışı hiçbir zaman bir başkasının keyfinde olmamalı, birilerini bekleyerek yaşamamalısınız çağrınız. Yaşam kalitesini yükseltmek için başka neler eklemek istersiniz? Şimdi bakın, diyelim ki birine karşı aşk hissediyorsunuz. Evet. O aşk hayatınızın merkezinde oturuyor bir süre sonra. Evet. Eğer o aşkı hissetmenizin bir anlamı var. O kişiden daha büyük bir anlam bu. Aşkı hissettiğiniz kişiden daha önemli. Daha büyük bir anlam bu. Hayatın size aşk hissettirmesinin sebebi sizi bir yolculuğa çıkarmak. Eğer kötü insanlara, hiçbir özelliği yani negatif özellikleri olan insanlara aşık olursanız negatif deneyimlere çıkıyorsunuz. Negatif yolculuklara çıkıyorsunuz. Aşık olacağınız kişiyi de seçebilirsiniz. Aşık olacağınız kişinin karakterine odaklanarak, karakteri iyi olmayan insanlara karşı duygu geliştirdiğiniz halde kendinizi o insandan çekiyorsanız gelişirsiniz. Şimdi o yüzden burada şöyle bir şey var. Hayat adım adım, her saniye, her dakika yaptığınız seçimlerle kendinizi var ettiğiniz, kendinizi oluşturduğunuz bir gerçeklik. Her saniye yaptığınız seçimlerde şunu zihninize yerleştireceksiniz. Şu an arkadaşlarınızla dışarıya gittiniz. Herkes içki içiyor ve sarhoş oluyor. Ve sarhoş olmayı size çok güzel bir şey olarak anlattılar. Felekten bir gece çalalım. Hadi gel sen de sarhoş ol falan dediler. Siz de dediniz ki ya ben de felekten bir gece çalmak istiyorum. Felekten bir gece çalmanın ne demek olduğunu anlamak istiyorum dediniz diyelim ki. Ve gittiniz işte sarhoş olmaya karar verdiniz diyelim ki. Bunu deneyimlemek istiyorsunuz. Bunu deneyimlediniz. Felekten bir gece çaldınız kendi kafanızca. Hadi diyelim ki ilk içki içtiniz, sarhoş oldunuz ve o ilk gün gerçekten eğlendiniz diyelim ki. Ve bu bir alışkanlığa dönüştü. Bir anda sürekli dışarı çıkıp içki içmek ve işte felekten başka geceler de çalmak ister hale geldiniz. Bunun sizi götüreceği yeri hesaplamadan eğer bunları yaşıyorsanız varacağınız yer o gecelerde aldığınız keyfin toplamının tam tersi felaket olacaktır. Çünkü işin realitesi şudur. Siz buraya mutlu olmaya gelmediniz ve bu yalana kendinizi inandırmayın. Yani ben hayata mutlu olmaya geldim yalanına inandırmayın. Buraya bu gezegende doğmuş olmamızın tek bir nedeni var. Kendinizi gerçekleştirmek. Geri kalan her şey tuzak. Böyle konuşarak belki biraz sert konuşuyor olabilirim ama gerçek bu. Ve size farklı farklı romantik komedilerden, romantik filmlerden farklı farklı romantik başka bilgiler yüklenmeye çalışılacak. Siz bu bilgileri alacaksınız. Fakat bu bilgiler üzerine hareket etmeye kalktığınız andan itibaren çok ciddi hayal kırıklıklarına uğrayacaksınız. O yüzden de benim size söylediğim şey şu. Siz kendinizi gerçekleştirmeye odaklanın. Odağınız o olsun. Abi ben buraya doğdum ve kendimi gerçekleştirmeye geldim ve kendimi gerçekleştirmek için gerekli olan şeyleri tespit edip bunları uygulayacağımı bir kere karar verin. Size söz veriyorum çok mutlu bir hayatınız olacak.
Yani harika. Filmlere yakışan bir hayatınız olacak. Ama bunu yapmadan sadece mutluluk peşinde koşmaya kalktığınızda dram yaşayacaksınız. Harika. Azra Hanım, bizim programın geleneksel bir sorusu var. Tüm misafirlerimize bunu sormaya çalışıyoruz. Eğitimde yeni çağrıları 8 köşeli bir yıldıza benzetirsek bu çağrılar nereden oluşur diye. Aslında siz bu soruya bizim eğitimde yeni çağrılar uluslararası 2. forum zamanı yanıtlamıştınız. Ben 7 tane çağrı çıkarmıştım. Siyasetçilerle ilgili bir söylemiştiniz. Araştırmacı heyet. Üçüncü olarak çocuklarla ilgili bir basamaktı. 4 annelik eğitimiydi. 5 holistik bakış yani bütünselcilik. 6 yenilebilir temiz enerji. 7 ise tarımdı. Yani eğitim tasarımı tükettiğini üretebilen şekilde yapılmalı diye söylemiştiniz. Fakat galiba 8.'yi ben görmemiştim. 8. ne olurdu? Şimdi şöyle birinciye bir geri dönmek istiyorum orada. Çünkü birinci siyasetçiler dediğim zaman bugünkü siyasetçilerden bahsetmiyorum. Orada demiştim ki dünyadaki siyaset kavramı değişmeli. Bir ülkenin öz kaynakları böyle 300-400 kişi tarafından ve o 300-400 kişinin tek bir kişiye bağlandığı ve aslında karar mekanizmasının tek bir kişiye bağlandığı, tek bir kişinin karar verdiği bir sistemle yönetilemeyecek kadar zor. Zor. Yani dünyanın en akıllı insanları bunu yapamaz. Ortalama aklı olan bir insanın bunu yapması zaten mümkün değil. O yüzden siyasetçilerdeki kastım şuydu. 15 sene öğretmenlik yapmamış hiç kimse siyaset yapamamalı. Siyaset yapmak bakın nasıl olmalı biliyor musunuz? Bir ilke düşünün. İşte eğitim sistemini böyle yenilemiş. Hedef öğretmen yetiştirmek. Öğretmen orduları yetiştirmiş. Öğretmen kalitesi çok yüksek. Ve o öğretmen eğitimini almadan ve öğretmen eğitimini aldıktan sonra da 15 sene aktif bir şekilde sahada öğretmenlik yapmadan siyasetçi olamadığınız bir ülke düşünün. Dünyanın en güzel ülkesi olursunuz biliyor musunuz? 15 sene çocuklarla işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağındaki çocuklarla öğretmenlik yaparak 15 senesini geçirmiş bir insan. Siyasetçi olarak göreve geldiğinde hayatında ne olursa olsun, o insan kim olursa olsun hizmet yapmak isteyecektir. Çünkü zaten problemin ne olduğunu sahadayken birebir yaşayacaktır 15 sene. Ve problemi teşhis edecektir. Problem teşhisi en önemli şeydir. O yüzden de hizmet yapmak isteyecektir. Ve otomatik olarak içsel motivasyonuyla hizmet yapmak isteyen ve doğru eğitimi almış insanları siyasete koyduğunuzda mucizeler yaratırsınız. Evet. 8. yıldızın 8. halkasına, 8. noktasına gelirsek eğer. Şimdi işte bütün bu katmanları işledik geldik 8. halkada ne var? 8. halkada ormanlar var. Öyle bir kanun çıkartırdım ki 8. halkanın kanunu herkesin her sene bir ağacı olurdu. Harika. Ve bir insan öldüğünde ortalama 90 sene yaşadıysa 90 ağaçtan oluşan küçük bir korusu olurdu. Ve tabii ki bu ağaçlar sonsuz yaşamıyorlar. Bu ağaçları bir süre sonra yaşlı ağaçları kesip dönüştürmek zorundasınız. Çünkü yaşlı ağaç demek hastalık demek. Yaşlı ağacın toprakla tekrardan toprağa dönüşebilmesi için mantarlar devreye girdikten sonra o mantarlar diğer genç ağaçlara da hastalık getirebilecek hastalıklara merkez. Yani nasıl biz bugün ölmüş bir insanı yanımızda tutmuyoruz çünkü çürüyor ve bir sürü bakterinin merkezi oluyor. Ağaç da aynı şey. O yüzden de bu çok güzel bir sirkülasyon olurdu ve şehirlerin içerisinde korular olurdu. Yani, harika. 8. şeyim bu olurdu. Harika. Azra Hanım, ben son soruyu sormadan önce izleyicilerimizin sürekli olarak sorduğu bir soruyu dile getirmek istiyorum. Nakar ne zaman geliyor? Şimdi şöyle nakarı yazdım. Dünyada daha önce hiçbir kitapta hiçbir şekilde var olmayan bir bilgiyi bahşettiğini düşünüyorum hayatın bana. Delilleriyle birlikte. Yanlış anlaşılmasın. Hani böyle evde oturuyordum da kafama böyle düşünceler indi değil. Ben zaten öyle biri değilim. Ama bir bilgiyi ipuçlarından bilginin bütün delillerine ulaştıracak olan şey hayatın kendisidir. Ben buna inanıyorum. Ve hayat böyle bir şey bahşetti şükürler olsun.
Acayip bir kitap okuyacaksınız. Bana yıllardır dinlerle ilgili, Azra Hanım sizin işte siz dinlerle ilgili ben bütün kutsal kitapların hepsini okudum. Sadece dört ana arterdeki işte İslamiyeti, Yahudiliği, işte Hristiyanlığı savunan kitaplar değil, yani ortaya konan kitaplar değil, işte Hinduizm dahil olmak üzere, Şintoizm dahil olmak üzere dünyada din adına var olan her şeyi okudum. Ve hayat bana acayip bir şey bahşetti, bir bilgi fark ettirdi. O bilgiyi de kitaba indiriyorum ve bu gelecekteki dünyanın açılış kapısı olacağına inanıyorum, çünkü tek başıma olmadığına inanıyorum. Sadece ben bu bilgiyi indirmiyorum, dünyanın değişik odaklarında bu bilgiyi indiren diğer insanlar da olacak. O yüzden Nakar'ın çıkış zamanı çok önemli. Doğru zamanda çıkması çok önemli. Doğru zamanda çıkacak. Merak etmeyin, senelerce beklemeyeceksiniz. Ama doğru zamanı şu an söylemem uygun değil. O yüzden bana güvenin. Yani hayatımdan, zamanımdan, kendimden koşulsuz bir şekilde vererek çok acayip bir bilgiye aracılık etmeye çalışacağım. İnşallah, inşallah hayat izin versin, başarılı olayım bu anlamda. Çünkü inandırıldığımız şeyler inandırıldığımız gibi değil. Ve bunu bildiğimizde inandırıldığımızdan çok çok daha güzel, çok çok daha özel, çok çok daha zekice ve çok daha gerçek. Yani o yüzden çok daha kutsal. Yani o yüzden bunun zamanı geliyor. Yeni dünyanın insanı bu tip bilgilerin üzerine kendi medeniyetini kuracak. Bunda da umarım, yani çorbada bir kaşık katkım olsa bile, yani Allah'a şükürler olsun. Evet, çok şükürler olsun. Azra Hanım, son olarak sizin kahramanınızın bir diğer kahramana sorduğu soruyu hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir soruydu. Yaratıcının karşısına çıksanız, sizi gördüğünde size ne derdi? İzninizle bu soruyu kahramanları yaratan size sormak isterim. Peki sizce yaratıcının karşısına çıksanız, sizi gördüğünde size ne derdi? Şimdi ne demesi gerektiğini söylersem çok hadsizlik yapmış olacağım. Yani bu böyle yaratıcının ağzına benim laflarımı koymak gibi olur. Ama ben bana ne demesini istediğimi söyleyebilirim. Yani bana şunu demesi benim çok hoşuma giderdi. Aferin, üzerine düşeni görevi gerçekleştirdin. Aferin sana. Bir tek bu. Ya zaten çok, bunu demesi yani benim için yani. Evet. Yani aferin Azra, yani aferin, üzerine düşen görevi hatta üzerine düşen görevin yarısını gerçekleştirdin dese bile çok mutlu olurdum yani. Çok güzel. Ne kadar güzel. Azra Hanım, ben özür dilerim, bir fotoğrafı paylaşmam gerekiyor. Tabii. Bir saniye. Bakayım nasıl bulacağım bu fotoğrafı. Böyle bir dakika. Galiba gözükecekti. Fotoğraf gözüküyor mu acaba? Evet. Ya ben görüyorum ama şeyde görüyorlar, evet. Değilim. Yani siz görüyorsunuz, demek ki gözüküyor. Çok sağ olun. Azra Hanım, size çok çok teşekkür ediyoruz ve sizin eğitim topraktan başlar sözünüzden ilhamlanarak size bir hediyemiz var. Bu hediyemiz Qarabağ Fond Vakfı'nın yaptığı bir kampanyası var. Ağaçla ilgili kampanya. Oraya bağış yapılmasıyla ilgili ve biz sizin adınıza bir ağaç bağışı yaptık. Ve bu onunla ilgili Karabağ'da bir ağaç dikilecektir inşallah. Peki biz mesela yapmak istersek buradan nasıl biz bağış yapabiliriz? Bunun bilgisini, ya biz nasıl ağaç dikebiliriz Karabağ'da? Ben linki size iletirim. Diğer arkadaşlar o zaman... Peki o zaman ben hemen söyleyeyim siteyi. Bir dakika... Yani istiyorsanız Müşerref Hanım'a atın, o bizim bu şeye koysun. YouTube'un içine koysun. Evet, ben şimdi buraya yazacağım. Ve çok güzel olur. Çok güzel bir katkı olur bu. Bir dakika, ben linki buradan paylaşacağım. Ben YouTube'a ekledim bunu. Siteyi. Ve biz programdan önce de şöyle bir saniye...
Programdan önce de biz katılımcılarımız arasında da bir hediye oluşması için bir yarışma düzenledik ve 5 kişinin adından bir ağaç dikilmesini üzerimize üstlendik ve canlı yayın zamanı biz o isimleri söyleyeceğiz diye not etmiştim. Ben izninizle birkaç dakikanızı alarak bu lütfen isimleri söylemek istiyorum. Burada ben bir saniye share screen. Benim galiba bilgisayarım dondu. Sesim geliyor mu acaba? Sesiniz geliyor ama evet, bilgisayar dondu. Şimdi bunu kapatırsam nasıl olacak? Özür dilerim. Bir dakika. Tek başıma kaldım galiba. Evet, o zaman bizim ekipten Müşerref Cafer Bey ile şeye geçip kazanan insanların isimlerini şey yapabilir, verebilir. Çok teşekkür ederim. Hah, geldiniz. Çok özür dilerim. Ben yani StreamYard'ı ilk defa da kullanıyorum. Onun için böyle bir sorun oluştu. Bir dakika. Ya da yani canlı yayından sonra hemen biz yorum kısmına 5 kişinin adını yazacağız. Ben bravo, hemen onu yazacağım, zaman kaybetmeyelim diye burada. Ve son olarak sizin bir saniye özür diliyorum. Burada bir şey açılıyor. Sizin söylediğiniz bir cümleyle bitirmek istiyorum. Ve bu sizin kitabınızdan, bir kahramanınızın dilinden olan bir not. Ve bunun için ben telefona bakacağım ki bir şeyi kaçırmayayım. Hayat sadece hissettiğindir. Hissettiğini şekillendirmek senin elindedir. Yaşadığın deneyimler hissettiğin şeye şekil verir. Şekil verir ama neyi yaşayıp neyi reddedeceğini seçmek senin elindedir. Deneyimlerini seç. Kısaca hayat işte bu yüzden bir seçimdir. Burası seçimlerin sorumluluğunu üstlenip kendi hayatının direksiyonuna geçme cesareti olanlara göre tasarlanmıştı. Hayatın trafiğinden korkup bu cesareti zaman zaman içinde hissetmeyebilirsin. Bu yenildiğin anlamına gelmez. Vazgeçmediğin sürece doğru seçimi yapmak için her zaman şansın vardır. Değerli katılımcılar, belki de esas çağrılardan biri de kendi hayatımızın direksiyonunun kendi elimizde olmasını, farkına varmak ve seçimin hep bizde olduğunu kabul etmektir. Değil mi? Bir sonraki yeni çağrışlarda görüşene dek size çok çok teşekkür ediyoruz Azra Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim sizin gibi biriyle hayat beni tanıştırdığı için. Çok özel genç bir kardeşimsiniz. Ve umarım sizin gibiler çoğalsın. Biliyorum ki dünya bugün çok böyle sizin yaş grubunuzun penceresinden bakıldığında korkunç bir yere doğru gidiyor. Dünyada her tarafta ciddi problemler var. Fakat bu problemler, hani her zaman söylüyorum, her problem bir fırsattır. Bu problemler sistemin artık kesinlikle çalışmadığını nasıl ortaya sunuyorsa, sizlere sistemi güncellemek, sistemi değiştirmek, bu artıklardan kurtulmak için fırsatlar yaratacak.
O yüzden kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Burada bunun testindesiniz. Kendinizi gerçekleştirip gerçekleştiremediğinizin testindesiniz. Evet. Kendini gerçekleştirebilen bir insan nasıl bugün 3 boyutun algısındaysak 4. boyutun algısına da davet edilecektir. İlerlemeye, var olmaya devam edin ve lütfen merakınızı ilerlemeye, var olmaya devam. Bu kadar. Çok çok teşekkür ediyoruz Azra Hanım ve sizinle konuşurken, sizin kitaplarınızı okurken aklımda şöyle bir okul canlanıyor. Azra Cohen Okulu. Fakat bu okulun diğer okullardan bir farkı var. Tüm okullardan mezun olmak mümkün. Fakat Azra Cohen Okulu'ndan gerçekten mezun olmak mümkün değil. Çünkü devamlı hayat öğrencisi olmak gerekiyor. Hep hayattan iyi. Ben sesim gelmiyor olabilir. Duyamıyorum sizi şu an. Tamamen kesildi. Bir şey oldu arada. Acaba ben çıkıyorum. Teşekkür ediyorum. Azerbaycan'ı çok seviyorum. Çok en yakın zamanda ziyaret etmeye gelmek istiyorum. Sizi hiç duyamıyorum şu an. Söylemek istediğim bunlar. Herkese çok sevgiler. Hem kendi ülkem. Zaten biz biriz yani. Aynı değiliz ama evet. Biriz. Çok sevgiler. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Çok sağ olun. Sağ olun. Burada Zoom'da kalp göndermek mümkün. Fakat burada göndermek mümkün olmasa da kalp göndermek sevgiler, saygılar. Sizinle. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Burada... Sağ olun.